Bu benim yıldız çiçeğim, dahliyem. Ekmiştim. Yalnız toprağı çok iyi değildi geçen yıl. O yüzden ancak birazcık büyüyebildi. Çok iyi bir tarihte de ekememiştim maalesef. Bunu çıkardım. Ben şimdi onları sonradan yine bir bahçe düzenlemesine gideceğim için geçici olarak saksıya alacağım bunları. Geniş saksılar alacağım. Çünkü dahliyaların çevresinin geniş olması gerekiyor ki bunlar çok çok böyle geniş bir alana yayılacak. Daha önceki bahçemde vardı. Bu şekildeki bir rizom 2 metre olması lazım her tarafında, çevresinde. Çünkü bu dallar o kadar çok çoğalacak ki, o kadar çok yayılacak. Çok da sulamayarak korudum en azından. Bir tek yağmur suyuyla beslendiler ama kışında hiçbir şey olmadı rizomlarına, korundu. Şu parçası da koptu ama ben bunu sanıyorum gene köklendirebilirim bunu. Bir şey olmaz. Diğerleri gayet sağlam bir şekilde duruyor. Şöyle. Şurada bir diğer kök alabilirsem. Aslında çok sağlıklı. Bir tane armeryan var. Şimdi karanfili. Bunun rengi kırmızı olacak açtığında. Bunu da yine de toprağa kötüyle ekmiştim geçici olarak. Çünkü başka yapabileceğim bir şey yoktu o an. Şimdi hem daha iyi bir toprağa ekeceğim hem de bahçe düzenlemesi yapacağım için daha geniş bir alana koyacağım. Çünkü bu tek soğandı. Yavru vermiş bu arada. Gelişim göstermiş yani. Bir de çok derine ekmemek lazım bunları. Biraz yüzeye yakın olması gerekiyor. 10 santimlik bir derinlik bile fazla gelebilir. Çünkü şuralarından çürüme yapabilir. Siz de eğer ekecekseniz soğanlı bitkileri dikkat edin. Özellikle ters lale soğanını en dibe ekebilirsiniz ama diğer soğanları biraz daha yukarı almanız gerekiyor ki soğanlar çürümesin. Ters laleyi niye biraz daha aşağıya ekiyoruz diğerlerinden? Çünkü sapı çok uzun olduğu için bunların, eğer sapları uzunsa ona göre aşağıda kendisini ayakta tutabilecek bir mesafe gerekiyor. Ama toprakların çok hafif olması lazım. Çok drenajlı, iyi bir toprak olması gerekiyor ki bunların soğanları sudan çürümesinler. Dışarıda yağmur alacaklar. Yine de kışında korunabileceği, donmayacakları bir şekilde bir toprak hazırlamak lazım. Şimdi yıldız çiçeğim için en altını böyle gübre, geçen yıldan hazırlanmış olan gübre toprağım var. Onu koyacağım en altına. Taksım da şöyle. Dibine ben çakıl taşlarını yerleştirdim. Zaten kendi bahçe toprağım, yani kendisinin içinde olduğu toprak buydu. Sadece bu bir toprak, bunda gübre falan hiçbir şey yok. Buna hafif bahçe toprağı karıştıracağım. Hafif olan bahçe toprağı. Bakın şöyle bir toprak. Bunu karıştıracağım biraz çünkü onu seyreltmek istiyordum. Çok katıydı. Gelişmekte zorlanıyor diye düşündüm. Bunu ekleyeceğim. 1/3 oranında. Daha sonra en üstüne sadece hafif toprak ekleyeceğim. Ben toprağın içine pomza taşı da koyuyorum. Her zaman hava alsın diye, bahçe toprağında bile olsa her zaman kullanıyorum. Elimde 50 tanelisi yok, sukulentler için kullandığım şöyle 0,3 milim olanı vardı. Ben bunu kullanacağım. Bir şey olmaz. Bu çok iyi hava aldıracak ona. Çünkü saksısını biraz derin yapacağım. Dallar çok ağır geliyor. Taşıması lazım kırılmasınlar diye. Şöyle karıştıracağım. Ekleyeceğim. Ceviz kabukları da var içinde. Geçen yıl Azmi dayı vermişti bana bu gübreyi. Toprak taşımızı da yavaşlayalım. Şu haliyle mesafesi iyi. Biz şimdi bu ortasına getirip çiçeğimizi koyalım. Bu parçası ayrıldı kendiliğinden. Filizlenmiş üstelik. Çok hafif bir kökü var. Ben bunu küçük bir yere ekerim. Bu da gelişir. Bu arada ekmeden önce şunu söyleyeyim. Mesela diyelim ki siz bunu kışın kaldırmak istiyorsunuz. Kışa doğru seneye tekrar ekmek istiyorsunuz. Nasıl saklayacaksınız? Geniş bir kabın, derin bir kabın içerisine aynen bunun toprağını koyarsınız. Bunu iyice temizlersiniz. İyice temizlenmesi lazım. Hatta suyla yıkayarak temizlenmesi lazım. Üzerinde hiç toprak kalmayacak bir şekilde yıkanması gerekiyor. Topraktan arındırılması gerekiyor. Sonra birkaç gün onu kurutun. Kuruttuktan sonra o toprağın içerisine gömerseniz, üstünde hafif kapatırsanız gölge bir yerde, o kendisi bozulmadan kalır. Ya da karanlık bir depo gibi bir yer olabilir. Soğan filileri var, patates filileri var. Onların içerisine bunu koyarsanız
temiz bir haldeyken tabii ki. Gölge bir yerde, serin bir yerde bütün kışı çok rahat geçirir, hiç bozulmaz. Hatta zamanı geldiğinde kendisi hafif hafif filizlenmeye bile başlar. Hani diğer aldığımız lale soğanları gibi. O şekilde saklayabilirsiniz. Ama eğer toprağınız zaten iyiyse hiç kaldırmaya da gerek yok. Yerinden sökmeye gerek yok. Size göstereyim. Ben bunu yerleştirdim. Buradan yukarıya kadar 12 santim, 13 santim bir mesafe var. Şu bölümlerinin, rizomlarının çok fazla toprağın altında olmaması gerek. Çünkü bunlar çok aşırı suda kaldığında çürüme yapar. Drenaj istediğiniz kadar yapsanız da bazen diyelim ki o yıl çok yağmur yağdı, çok yağış aldı. Çürümeyi önleyemezsiniz. O yüzden yukarı doğru yapmak gerekiyor. Bir de bunların hemen ışık alması gerekiyor. Yani güneşe yakın olması gerekiyorlar ki bir an önce yeşerebilsinler. Bu yavruları da artmış zaten. Bu daha küçük bir şeydi. Köklerini görüyorsunuz. Biraz seyrettim üstündeki toprağı. Şimdi bu haliyle kenarlarından toprağımızı ekleyeceğiz. Hava o kadar berbat ki birkaç gündür Fransa'da şu anda dakika başı ya güneş açıyor ya bulut kendisini gösteriyor. Şimdi sıra küçüklere geldi. Altına biraz kiremit koyacağım şöyle. Boyu bu kadar. Sonra gübresini biraz koyacağım. Zaten yer değiştireceği için kısa bir süre sonra çok özenmeye gerek duymuyorum. Alta bir tabaka gübre koydum. Yani gübre toprak karışımıydı. Bundan sonra yeni toprak karışımı ve kendi toprağını yeni aldığım toprakla karıştırdığım kendi toprağını da üstüne ekliyorum. Buna pomza taşı koymadım çünkü zaten çok sığ bir fraksı. Şu şekilde yerleştireceğiz. Bakın kökü ne kadar uzun uzun olmuş. Zor çıkarmıştım onu topraktan. Kesmek istemedim. Bir daha kendisini yormasın kök yapmak için diye. Bunu da böyle kenarına çevirdim. Şöyle yerleştirdim. Biraz daha mı ortalayacağım? Evet. Şu şekilde yani çok üste yakın bir yer. Altta değil. Aynı sebeplerden ötürü. Bu şekilde şimdi kapatabiliriz. Yeter ki dik dursun, düzgün olsun. Bu kadar sanıyorum. Yeterli. Ben bastırmıyorum. O çöksün istiyorum. Böyle hafif diğerini de bastırmadım. Daha sonra üstüne insan ekleyebilir yine toprak. Bu kadar ona yeterli. Şunu da buna ekeceğim. Başka saksım yok çünkü. Bunu koysam yeterli. Gübreyi alta koyduk. Şu mesafe yeterli. Yine saksının 7-8 santim aşağısında fide bölgesi. Armeryamı da buna ekeceğim. Birkaç hafta için gayet iyi bu. Gelelim sulama işlemine. Çiçek ekmek kolayca toprak hazırlaması çoktu. Şimdi bol bol su vereceğim. Kaç gündür zaten susuzlardı bunlar. Yağmur yağmamıştı. Ben de sulamamıştım. Şöyle bol bol doyuralım. İki gün sonra yağmur yağacak zaten. Ben bir daha geçeceğim. Bu ona yeterli. Ben şimdi diğer çiçeklerimi sulayayım. Mesela alyumumu sulayayım. Azıcık azıcık. Çünkü yağacak zaten. Küçük birim var.